Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Mart ayının ilk haftasına dair teknoloji ve internet dünyasındaki gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan haberlerinden birisi hiç kuşkusuz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında bir basın görüşmesinde yaptığı açıklamaydı. Sosyal medyadaki özgürlükten ve Gezi Parkı'ndaki olayların özellikle sosyal medyada hızlı bir şekilde yankı bulması ve bunun toplu bir eyleme dönüşmesinden yola çıkarak Recep Tayyip Erdoğan böyle bir özgürlük olamaz. Gerekirse YouTube'u da Facebook'u da kapatırız şeklinde açıklamada bulundu. Tedirginlikle bekliyoruz. İnternet yasakları ya da çeşitli sansür uygulamaları şöyle dursun, ülkemizde özellikle son bir aydır ciddi bir internet erişim problemi yaşanıyor. Google AdWords, Webmasters Tool, hatta Google arama motoru gibi hizmetlerin pek çoğundan faydalanamayan internet kullanıcıları sorunun Google'ın güncellemelerinden ya da TT.net'ten olduğunu savunurken, hükümetin sansür uygulamalarına yönelik bir optimizasyon çalışmasının da böyle bir soruna yol açabileceği söyleniyor. Bazı ekonomistler tarafından tüm dünyanın ekonomisini değiştireceğine inanılan Bitcoin'in Singapur'daki kalesi First Meta'nın CEO'su geçtiğimiz hafta evinde ölü olarak bulundu. Singapur medyası her ne kadar durumun intihar olma ihtimali üzerinde dursa da daha önceden Tokyo'daki bir şirketin zorla iflasını açıklaması ve Flexcoin şirketinin bir hack saldırısı sonucunda 600 bin dolar civarında para kaybetmiş olması meselenin intihardan çok bir komplo teorisi olduğunu gündeme getiriyor. Oyun meraklılarının gerek hizmetlerini, gerekse şirketle ilgili gelişmelerini yakından takip ettiği Steam platformu, Steam Müzik hizmetini yayına soktu. Henüz beta aşamasında olan Steam Müzik sadece seçilmiş olan Steam kullanıcılarına hizmet veriyor. Ve bunu kullanabilmek için Steam'in Big Picture özelliğine geçmemiz gerekiyor. Yıl içerisinde basit bir MP3 player'dan daha fazlasını yapacak olan Steam'in çeşitli müzik firmalarıyla görüştüğünü ve sanatçılarla da anlaştığını duyduk. Özellikle Facebook reklamlarından aşikar olduğumuz 399 liraya iPhone 5S ya da 299 liraya Galaxy S4 gibi reklamların sahibi olan firma Gufone bu kez de HTC'nin başına dert olmuş gibi duruyor. Henüz tanıtımı bile gerçekleştirilmemiş olan M8 kod adlı HTC One'ın yeni telefonunun çakmasını piyasaya sürmüş olan Gufone, üstelik isim olarak da Gufone M8'i tercih etmiş. Donanım olarak elbette pek çok firmanın amiral gemisinden daha düşük seviyede diyebileceğimiz Gufone M8, Çin pazarında HTC'nin başına bela olacak gibi duruyor. Geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasını derinden sarsan en büyük haberlerden birisi de uçan kaykayın sonunda icat edildiği haberiydi. Christopher Lloyd'un ve Tony Hawk'ın da yer aldığı bir videoda uçan kaykayı deneyen pek çok genç görmüştük. Açıkçası hepimiz geleceğe dönüşten aşikar olduğumuz bu hoverboard'un sonunda icat edilmiş olmasının sevincini duyduk. Birkaç gün sonrasında ise Dr. Emmett Brown karakteriyle tanıdığımız Christopher Lloyd bir başka videoda çıkarak bu haberin yalan olduğunu ve bütün geleceğe dönüş fanlarını derinden üzdüğünü söyledi. Bir çekilişle imzalı olan ve geleceğe dönüş filminde kullanılmış olan hoverboard'u verecek olan Christopher Lloyd her ne kadar geleceğe dönüş fanlarını üzse de uçan kaykayı merakla bekleyen bir nesli, ateşini biraz daha canlı tutmayı başardı. Oyun dünyasından bir başka gelişme ise Electronic Arts cephesinden geldi geçtiğimiz hafta. Ücretsiz ve online bir futbol oyunu olan FIFA World'u duyuran Electronic Arts, üstelik FIFA World için bir de Türkçe internet sitesi hazırlamış durumda. Şu anda dileyenlerin beta aşamasına katılabildiği FIFA World'ü biz de Web Tekno olarak inceledik ama çok fazla tatmin olduğumuzu söyleyemeyiz. Futboldan çok langırta benzeyen bir oyun olmuş. Web Tekno olarak okuyucularımıza hediye dağıtmaya devam ediyoruz. Facebook'taki ilgili kampanya görselimizin altına şarjım bitince ben hashtag ile yorum yapan okuyucularımızdan yorumu en çok beğeni alan 3 kişiye Sony'nin taşınabilir şarj cihazını ve çekilişle 5 okuyucumuza Web Tekno kupası hediye ediyoruz. Detayları webtekno.com internet sitemizde bulabilir, şarj yerine şarj yazmayı tercih edebilirsiniz. Web Tekno Haber'den bu haftalık da bu kadar.
Haftaya teknoloji ve internet dünyasındaki tüm gelişmeleri takip etmek için tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.